Ağacının hadise yaratan açıklamalarına birazdan gideceğiz. Ama öncesinde filmi geriye sarıyoruz. Cemil İpekçi hadisenin kıyafetlerini topa tutmuş, ünlü şarkıcı da gülüp geçiyorum demişti. Abuk subuk böyle hani bir şeyler yapıyorlar ki hani ismi sizler fotoğraf çekin de koyun diye. Çünkü en kolay yol biliyorsunuz deli bir şey yapmakladır. Ne diyelim? Arkadaşlar yani ben zaten biliyorsunuz böyle yorumlara girmiyorum, polemiklere girmiyorum. Sadece gülüp geçiyorum, başka bir şey demiyorum. Hadisenin güldüm geçiyorum sözüne kafayı fena takmıştı Cemil İpekçi. Güldüm geçtim dedi. Şimdi güldüm geçtim diyen 30'una varmamış. Dünyada Türkiye'de yani Türkiye'ye gelmiş. Dünyada en kolay alkış alınabilen ülke biliyorsunuz ve en çabuk şöhret olunabilen ülke Türkiye. Sadece hadiseyi değil, o günlerde kıyafetlerini tasarlayan, şimdilerde küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz'ü de eleştiri bombardımanına tutmuştu ünlü modacı. Onun çizdiklerinden ne şah olur ne şahbaz. Kendini ikiye yırtsa o yaptığı çizdiği koleksiyonla dünyanın hiçbir yerinde Afrika'nın Uganda bilmem ne kabilesine gitse hiçbir şey olamaz. Cemil İpekçi'nin sert eleştirilerini hadise ilginç mimikleri ve 32 dişini göstererek yanıt vermişti. Ben mutluyum. Her şey yolunda. Ve Cemil İpekçi'yi de adını kullanarak prim yapmak istediğini söylemişti. Benim ismimle birlikte belki de bir yerlerde yazılmak isteyen insanlar olabiliyor bazen. Ne mutlu onlara. Benim böyle...